Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hadi bakalım. En erken nasıl katılıyorsunuz? Evet. Hoş geldiniz. Çabuk 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 diyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Firdevs. Firdevs aleyküm selam. Evet. Zeynep, Senanur. Senanur aleyküm selam. Senanur seni de tanıdım. Makbule Dağ Kuşu. Evet. Las Kızı Oflu. Daimi talebelerden. Allah razı olsun. Kardeşlerim, çok iyi giriş yaptınız. Allah razı olsun. Hemen bir dakika içinde 60 kişi oldu elhamdülillah. Hollanda'dan Zeynep. Evet. Hoş geldiniz. Zeynep Antalya'dan. Beyza Nur 73 hocam. Evet. Firdevs çok mesaj atıyorsun. Dördüncü mesajını gördüm. Elizan Tombulumuz da katıldı. Elizan Tombulu gördünüz zaten. Küçük bir kızımız. Elvan Alkan. İyiyim hamdolsun. Makbule Dağ Kuşu hamdolsun. Siz nerelisiniz hocam? Ben doğma büyüme İstanbul. Doğma büyüme ama aslen Bayburtluyum. Bir numune de katıldı. Aleykümselam. Bir numunemiz de geldi. İyiyim hamdolsun. 137 Muhammed Semih. Evet burada. Süleyman Aydemir. 43 numara Belinay. Kokonat'ta 50 numara Hatice'miz de geldi. Evet daimi. Enes Mahir 190. Tahsin. Evet. Evet, sizi çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Elhamdülillah Allah bizleri kavuşturdu birbirimize. Daim etsin. Kudüs listesi bir numara Elif. Ayşegül. Seni alacağım Ayşegül. Canlı yayını alacağım. Kudüs'ün bir numaralısını bir arkadaşların görsün. İki numara da Mustafa Çabri. O da Kudüs'ün ikinci numarası. Mustafa Çabri seni de alacağım. Hazırlıklı olun. Elif ile Mustafa Çabri 80 ile 100 arasındaki sorulara hazırlıklı olsun. 80 ile 100. Evet. Ahmet Salih selamlar. Çabri seni de bak 80 ile 100 kopya da veriyorum ona göre. Bak siz Kudüs listesine geçtiniz. Şimdi bilemezseniz olmaz. 80 ile 100, 110, 105 oraları iyi çalışın. Evet Hatice Parlak. Şimdi kardeşlerim başlıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Biz de sizi. Kübra Özcan 140 numara. Melisa, Nil, Enes 29 Muazzez. Şimdi kapatalım mı arkadaşlar? Şimdi bir dersimize. Evet. Evet. Kapatıyorum. Şimdi herkes beni bir dinlesin. Yorumları kapattık. Açacağım. Dersimizi bitirelim. O şeyleri alacağım inşallah. Kudüs Lisesi'ne geçenler var. Her hafta olduğu gibi bu haftada başarılı olanları okumakla başlıyorum şimdi. Bu hafta kim başarılı oldu? Onları söyleyeceğim. Yani 10 üzeri 4,5 alanlar. Tabii 160 kişi var arkadaşlar. 160 oldu. 160'ı da geçtik listede. Onların içinden bu arkadaşlarımız güzel ders vermiş. 3 numara Abdurrahim, 155 Alperen Yozgat, 12 Fatma Ecrin, 37 Nisa Nur İstanbul, 35 Alperen Ankara, 64 Elizan Tombul, bunu tanıyorsunuz zaten bu kızımızı, o yine güzel verdi. 160 İbrahim Sivas, 160 numara İbrahim Sivas'tan, o da güzel ders vermiş. 148 Mizan kardeşimiz Antalya, 147 Muhammed Osman, o da Antalya. 141 Süleyman İstanbul. 124 Tahsin.
Ankara, 145 Ömer Faruk Balıkesir, 140 Kübra İstanbul, 138 Firdevs Gaziantep, 149 Muhammed Miraç Avusturya. Bu kardeşimiz mükemmel bir ders verdi. 3 de yıldız atmışım. Yani 4,5 bir de 3 yıldız koymuşum. Muhammed Miraç mükemmel bir ders verdi. Böyle şakır şakır ders verdi. Her soruyu şakır şakır bildi. 158 Nisanur Adıyaman. Bu kardeşlerimiz bu haftanın güzel ders veren, 10 üzeri 4,5 yıldız alan kardeşlerimiz. Şimdi İstanbul listesinde yıldız alanları söylüyorum şimdi. İstanbul listesinde sayımız 45'e geldi. Geçen hafta demiştim 50 oluruz diye. 45'e kadar geldi. İstanbul listesine ilk önce girenleri söylüyorum. 28-27 numaraya kadar söylemiştik Zehra Fransa. 28'den sonra söylüyorum İstanbul listesine dahil olanlar. 28 Melisa İstanbul. 28 numarayla giriş yaptı. Yani ilk okuduğum bu İstanbul listesi numaraları. 29 Belinay İstanbul, 30 Cemal İstanbul, 31 Emine İstanbul, 32 Hatice İstanbul, 33 Ahmet Ankara, 34 Elif Naz İstanbul, 35 Esma Nur İstanbul, 36 Eda Nur Diyarbakır, 37 Nisa Nur Mardin, 38 Ahmet Salih Bursa, 39 Beyza Nur İstanbul, 40 Ecem Naz Elazığ, 41 İrem Fatma İstanbul, 42 Betül Antalya, 43 Yaren Kayseri, 44 Hıranur Bolu, 45 Muhammed Semih Ordu. Bu kardeşlerimiz İstanbul listesine bu hafta geçenler. Tabi İstanbul listesinden de Kudüs Lisesi'ne geçenleri şimdi söylüyorum. Kudüs Lisesi'ni de göstereyim size. Kudüs Lisesi bu arkadaşlar. Kudüs Lisesi bu. Ve buradaki sureleri bilmiyorum görüyor musunuz? Oraya yazdım. Okuyayım ben size. İsimleri okuyacağım. Elem Tera'dan, şimdi herkes dinlesin. Elem Tera'dan ve Duha'ya kadar olan 12, 4, 6, 8, 10, 12 tane sure var. Elem Tera'dan Vedduha dahil. O surelerin isimleri şu: Hümeze, Asır, Tekasür, Kariyah, Adiyat, Zilzal, Beyyine, Kadir, Alak, Tin, İnşirah, Duha. Şimdi buraya geçen kardeşlerim bu surelerden istediğini hazırlayıp verebilir. Hocam ben Adiyat'ı vereceğim bugün. Hocam ben İnşirah, Elem Neşrah'la hocam Zilzal'i vereceğim mesela. Ama bir şey diyeceğim şimdi. Bu listeye geçen kardeşlerimiz bir numara Elif. Elif İstanbul'dan geçti. Bir numara Elif. İki numara biraz önce söyledim Mustafa Çabri Bursa'dan o iki numarayı aldı. Üç numara Hayrünnisa Bolu'dan bu üç kardeşimiz Kudüs listesine geçti. Kudüs listesinde sade sure var. Hümeze, Asır, Tekasür, Kariyah, Adiyat, Zilzal, Beyyine, Kadir, Alak, Tin, İnşirah, Duha. Yani günde 3 ya da 4 tane sure verebilirsiniz. Kudüs listemiz budur kardeşlerim. Allahü Teala hepinizi nasip etsin bu listeye geçmeye. Ama önümüzdeki hafta bu da 15-20 olur. Çünkü burada İstanbul listesinde artılara bakın. Çok yoğun bir şekilde derslerini arkadaşlarımız yaptı. Bu İstanbul listesi. Şu üst taraflar işte bitirenler, onlar da buraya geçecek inşallah. Şimdi arkadaşlar, bu hafta size en çok söylemek istediğim mevzuyu söylüyorum. İstanbul listesinde olan arkadaşlar, evet ezber veriyorlar. Yani Ayetel Kürsi'yi, Amener Resulü'yü, Levent Zennai'yi veriyorlar. Ama Türkçe yazıdan okumuşlar, galat olanlar, yanlış olanlar. Ben şimdi hepinize söylüyorum. Madem ki teknolojinin imkanlarından istifade ediyoruz. Bak şimdi canlı olarak ben evden, siz evde dinimi öğreniyoruz, dersi yapıyoruz. Büyük bir nimet. Hepinize şu tavsiyede bulunuyorum ve bunu istiyorum. Elimizde internet var. YouTube'a gireceksiniz ya da bildiğiniz kasette olabilir, telefondan da olabilir.
Mesela Beyyine suresini oradan bir hocadan, mesela İshak Danış olabilir, başka hocalar olabilir, hangi hocadan olursa olsun. Mesela Beyyine suresi dinle de misal. Hemen orada dinle dedim mi okuyan hocalar çıkacak. Benim bir tane bu derste bir tane talebem birisi dedi ki hocam baktım çok güzel ezberlemiş. Ya dedim sen nasıl ezberledin? Hocam dedi internette işte Amener Resulü ezberle dedim bir site çıktı diyor. Orada diyor bir ayeti 10 kere okuyor diyor hocam. 10 kere okuyor. Ne güzel bir şey bu, nimettir bu yani. Yani o siteyi de olabilir. Mesela o siteden Beyyine suresi, Zilzal suresi ne yapacaksınız? Açacaksınız. Bak hepinize ödev veriyorum. Efendim neyi? Amener Resulü dinle. Amener Resulü ezberle. Açacaksın orada. Hocayla beraber sen de söyleyeceksin. 3 kere, 5 kere, 10 kere artık bundan sonra Türkçeden oku, çat pat böyle kelimeler onları kabul etmeyeceğim. Aynı hoca gibi okuyacaksınız. Hocam nasıl yapacağız? Vallahi 7 yaşındaki çocuk Kur'an'ın hepsini ezberliyor. Ben şahidim yani. 7 yaşında çocuk ezberliyor. Siz pırıl pırıl gençsiniz, çocuksunuz ya. Sizin en küçüğünüz 7-8 yaşında. 10 yaşında var, 12 var, 13 var, 14 var. Yani siz evelallah tuttunuz mu koparırsınız. Açacaksınız, hocayı dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim okumasını bilen Kur'an-ı Kerim'den takip edecek. Ha bak nasıl okudu şimdi? Ve huvel azizül hakim. Sen de diyeceksin. Ve huvel azizül hakim diyeceksin. Aynı öyle. Bu konuda anlaştık mı arkadaşlar? Bundan sonra bütün sureler YouTube'dan hocaların ağzından dinleyeceksin. Bunlar çok kolay. İmkan hemen gireceksin dinleyeceksin. İnşallah. Böyle olacak. Ve ben bunu diyeceğim. Hangi hocayı dinledin? Kaç kere okudun? Ben zaten okurken anlıyorum sizi. Dinlediniz mi dinlemediniz mi? O kızı anladım, kızdı. Dedim sen nasıl yaptın? Çok güzel okudun. Hocam dedi ben dedi internette bir yere bastım dedi. Ezberle diye Amener Resulü ezberle diye bu site çıktı. Bir ayeti 10 kere tekrarlıyor. Hocayla diyor tekrarladım. Ben de diyor böyle oldum diyor. Aynı böyle şey gibi acayip hoca gibi okudu. Küçücük kız okudu yani. Hayran kaldım. Siz de öyle verin inşallah. Tamam arkadaşlar. Evet şimdi İstanbul Lisesi'nin başarılarını söylüyorum. İstanbul Lisesi'nin başarıları. Enes Mahir Trabzon'dan. Bu herhalde geçen hafta bu yıldızı aldı. Biz söyleyemedik. Zeynep Antalya'dan. Bu da geçen hafta yıldızı aldı. Biz söyleyemedik. Elif İstanbul. İşte bu şeye geçen kızımız. Kudüs'e geçen kızımız. Bunu inşallah canlı yayın alacağım ben bu Elif'i. Elif hazır ol. Tuğba Adana'dan kızımız. Bu da çok güzel ders verdi. Adana'dan yıldız aldı o da benden. Tuğba. Melisa İstanbul'dan o da yıldız aldı. Betül Antalya'dan o da İstanbul Lisesi'nden yıldız alan arkadaşlarımızdan. Evet. Evet. Şimdi yeni katılan bizim şimdi bu 2 ay oldu bizim dersimiz 2 ayda geçti Allah'ın izniyle yeni katılan arkadaşlar oluyor. Hocam biz derslere nasıl katılacağız diyorlar. Şimdi 70. soruya kadar bu sitede Ali Küpeloğlu Instagram sitesinde 70. soruya kadar o öne çıkanlar bölümünde soru cevap vardı ya arkadaşlar. Ben geçen 70. soruya kadar hazırlattım yüklettim. 70. soruya kadar var. Yeni katılacak. Tüm kardeşlere söylüyorum. Bizim telefonumuzu şimdi yine söylüyorum. Bu telefonu lütfen yazın. 0552 890 0169 0552 890 0169 Bu çocukların telefonu. Bu telefondan bize mesaj atacaksınız. Biz derslerinize katılmak istiyoruz diye. Biz de görüşeceğiz. Bir numara vereceğiz. Yapacağınız şey çok kolay. O soru cevaplar Ali Küpeloğlu Instagram sitesine giriyorsunuz. Öne çıkanlar bölümünden soru cevap kutusunu buluyorsunuz. Onun üstüne basıyorsunuz. Birden 70'e kadar soru var. Mesela birden 20'ye kadar ezberleyip Sübhaneke etteyyatü salli bari ezberleyip bu vermiş olduğum 0552 890 01 69 numaraya mesaj atarsanız ben sizin kaydınızı oluştururum. Yavaş yavaş işte birden 20'ye kadar, 20'den 30'a kadar, 30'dan 40'a kadar öyle soruları alacağız. Bir de dua. Bu kadar yani. Size yeni numara vereceğiz. Öyle devam edeceğiz inşallah.
Onu da söylemiş olduk. Ama bugünkü size en büyük nasihatim, tüm çocuklara, tüm arkadaşlara, tüm okuyan arkadaşlara söylüyorum. En büyük nasihatim, bakın çok önemli bir yere geldik. Mutlaka ağızdan böyle güzel okuyan hocalardan alacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela İstanbul Lisesi için, Kudüs Lisesi için ben bunu söyledim. Ancak İstanbul Lisesi'ne girmek isteyenler zaten benim okuyuşum var şeyde. Instagram'da var. Subhaneke'yi okumuşuz. Etteyyatı'yı okumuşuz. Salli bari Rabbena kunut dualarını okumuşum. Nas'tan ta Elemtere'ye kadar bütün sureler var. Yani İstanbul Lisesi'ne girmek isteyen arkadaşlar hiç YouTube'a mutuba bakmaya gerek yok. Burada var. Buradan benle beraber tekrar edecek. Hani benim okumadıklarımı YouTube'dan takip edecekler. Bir hocayı açacaklar, onun ağzından dinleyecekler. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi gelelim dersimize. Hemen arkadaşlar yazıyı açıyoruz. Evet. Yazmaya başlıyoruz. 116. soru. 116. soru. 116. 116. İman rükün bakımından kaç kısımdır? Rükün parantez içinde temel parantezi kapat. İman rükün parantez aç temel bakımından kaç kısımdır? Çok kolay bir soru. Çok kolay bir soru ve bilmemiz gereken bir soru. İman rükün parantez aç temel parantezi kapat. Yani iman rükün yani temel bakımından kaç kısımdır? İman kaç kısımdır? Cevap veriyorum. İki kısımdır. Hocam iman rükün bakımından hocam iman iki kısımdır hocam. Birincisi hocam diyorsun. Bir diyorsun. Dil ile ikrar etmektir. Bak bildiğimiz şeyleri şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Dil ile ikrar etmektir. Dil ile ikrar etmektir. Yani hocam diyeceksiniz. Yani hocam kelime-i şehadeti söylemektir. İmanın birinci rüknü bu. Yani bu kelime-i şehadet söylemeden bir kişi Müslüman olamıyor. Bunu anlıyoruz. Bir, dil ile ikrar etmektir hocam. Yani hocam kelime-i şehadeti söylemektir diye. Buyurun bir kelime-i şehadet söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet, kelime-i şehadeti getirmiş oldum. İki, arkadaşlar iki, kalb ile tasdik etmektir. Kalb ile tasdik etmektir. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu şu demek, kalb ile tasdik etmektir. İki nokta üst üste. Kelime-i şehadetin manasını, hani Allah'tan başka ilah yok, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Kelime-i şehadetin manasını, manasına, kelime-i şehadetin manasına kalb ile inanmak ve doğru olduğunu kabul etmekle olur. Kelime-i şehadetin manasına kalb ile inanmak ve doğru olduğunu kabul etmekle olur. Ne anladık şimdi arkadaşlar buradan? Bir kişi dille kelime-i şehadeti söyleyip de kalbinden inanmazsa o Müslüman olmuyor. Yani kelime-i şehadeti dil ile söylemek bir madde, bu şart. Bir de kalbinle de tasdik etmek, doğrulamak, bu da ikinci şart. Şimdi bugünün son sorusu. Bu sorunun yalnız 11 tane maddesi var. 11 maddeli bir soruyu soruyorum size. Çok güzel bir soru. 117. soruya geldik. 117. soru. Evet. Peygamberimizi örnek almış bir müminin, bazı çocuklar hızlı yazamıyor diye aileler bana mesaj atıyor. O aileler, ablalar, abiler, babalar, anneler yardımcı olsun yazmaya. Sonradan okusun ona. Peygamberimizi örnek almış bir müminin özellikleri nelerdir? Peygamberimizi örnek almış bir müminin özellikleri nelerdir? Şimdi 11 tane madde sayacağız.
Şöyle küçük bir yazın, bir yazın, bir. Yani şimdi Peygamber Efendimiz biz örnek almak istiyoruz ya. Nasıl olmamız lazım bizim? Peygamberi örnek alan mümin nasıl olması lazım? Şimdi bakın şimdi nasıl olmamız lazım? Bir. Bir diyorsunuz, tire ya da böyle bir parantez açıyorsunuz. Alçak gönüllü, virgül, güler yüzlü ve merhametlidir. O mümin yani o mümin alçak gönüllü, güler yüzlü ve merhametlidir. Bir, bu bir. Bir. İki. Dürüst ve doğru sözlüdür. Dürüst ve doğru sözlüdür. Dürüst ve doğru sözlüdür. Nokta. Asla yalan söylemez. İkinin devamı asla yalan söylemez. Evet. Üç. Anne babasına iyi davranır. Anne babasına iyi davranır. Anne babasına iyi davranır. Virgül. Onlara of bile demez. Anne babasına iyi davranır, onlara of bile demez. Dört. Dört. Güvenilirdir, güvenilirdir. Emanete asla ihanet etmez. Güvenilirdir. Emanete asla ihanet etmez. Dört. 5. 5. Çok sabırlıdır. Çok sabırlıdır. Çok sabırlıdır, virgül. Pes etmez, pes etmez ve gevşemez. Pes etmez ve gevşemez. Hiçbir güçlük onu yıldıramaz. Hiçbir güçlük onu yıldıramaz. Beşi bir daha okuyorum. Çok sabırlıdır. Pes etmez ve gevşemez. Hiçbir güçlük onu yıldıramaz. Altı. Altı. Sinirlendiğinde öfkesini yener. Sinirlendiğinde öfkesini yener. Ve insanların kusurlarını affeder. Ve insanların kusurlarını affeder. Sinirlendiğinde öfkesini yener ve insanların kusurlarını affeder. 7. 7. 7. Yalnızca Allah'a tevekkül eder. Yalnızca Allah'a tevekkül eder. 7. Yalnızca Allah'a tevekkül eder. 8. Sekiz. İyilik yapar, virgül, iyilik yapar. İyilik yapar, virgül. Kötülüklerden sakınır. Kötülüklerden sakınır. Sakınır ve sakındırır. Hem kendi sakınır hem de çoluk çocuk işte arkadaşlarını kötülükten sakındırır. İyilik yapar, kötülüklerden sakınır ve sakındırır. 9. 9. Helal ve temiz olan şeylerden yer. Helal ve temiz olan şeylerden yer. 10. 10. Allah'ın sevdiğini sever. Allah'ın sevdiğini sever. Virgül. Sevmediğinden uzaklaşır. Allah'ın sevmediğinden uzaklaşır. 10. Allah'ın sevdiğini sever. Sevmediğinden uzaklaşır.
11 cömert ve hayırseverdir. Cömert ve hayırseverdir. Evet. Ben şimdi bir daha okuyayım bunu yukarıdan aşağı. 117. sorumuz arkadaşlar. Peygamberimizi örnek almış bir müminin özellikleri nelerdir? Yani bizim özelliğimiz. Biz çünkü peygamberimizi örnek almış müminleriz. Nasıl olmamız lazım? 1. Alçak gönüllü, güler yüzlü ve merhametlidir. Yani böyle yumuşak huylu olacağız. Yüzümüz gülecek. Böyle somurtmayacağız. Ve acıyan olacağız. Merhametli olacağız. 2. Dürüst ve doğru sözlüdür. Asla yalan söylemez. Bir müminin en önemli özelliği. Asla yalan konuşmaz. 3. Anne babasına iyi davranır. Asla of bile demez. Yani annesi bir şey dediği zaman yapar. Onların kalbini kırmaz. Onlara bağırmaz. Onlara kötü söz söylemez. Dikkat eder. 4. Güvenilirdir. Emanete asla ihanet etmez. Güvenilirdir. 5. Çok sabırlıdır. Pes etmez. Ve gevşemez. Hiçbir güçlük onu yıldırmaz. Mesela ben işte bu dersi yapacağım. Bu sureleri ezberleyeceğim. Hoca olacağım mesela. Hafız olacağım. Ya da okulda mühendis olacağım. Çalışacağım. Ben bunu hiç bırakmaz yani. Şu işi yapacağım. Bu işi kuracağım diye. Doğru olan işinin peşinde gider. 6. Sinirlendiğinde öfkesini yener. Bak çok önemli bir özellik. Şimdi biz sinirlendik mi, vurduk mu, kırdık mı, bir yerlere zarar verdik mi olmaz. Bak ne diyor? Öfkeni yeneceksin ve insanlara insanların kusurlarını da affedeceksin diyor. 7. Yalnızca Allah'a tevekkül eder, güvenir, Allah'a dayanır, Allah'tan ister. 8. İyilikler yapar, kötülüklerden sakınır ve sakındırır. 9. Helal ve temiz olan şeylerden yer. 10. Allah'ın sevdiğini sever, sevmediğinden uzaklaşır. 11. Cömert ve hayırseverdir. Evet, bugünkü dersimiz bu. Yarınki dersimiz yine saat 8.35'te başlayacak. Bugün ben ilan yapmadım çünkü herkes biliyor yani. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Yani ilan ederim. Hani çocuklarla dersimiz var ama oldu ki edemedim. Dersimiz var. Şimdi kardeşlerim, bugün Hazreti Ömer zamanında olan bir hadiseyi zikredeceğim ben size. Kur'an'da var mı diye bugünkü kıssamız bu. Kur'an'da var mı? Bu kıssa aynı zamanda bizim önümüze ışık tutacak, bir bilgi bize kazandıracak ve bir aklımızda, Müslümanlığımızda bize bir yol gösterecek bir bilgiyi sizle paylaşacağım. Belki de İlim, bilgi olarak bu zamana kadar ben size çok masal anlattım ama ilim olarak en önemlisi bu diyebilirim. En önemlisi. İlim olarak ama bilgi olarak. Tabi ayetlerden Musa aleyhisselam onları anlattık. Onlar en üstün onlar. Kur'an'da geçenlerin haricinde diyorum. Masalların arasında en önemli şeyi anlatıyorum şimdi size. Şimdi İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh Peygamber Efendimizin alim sahabelerinden biriydi. Bir sahabe. Ama alim, okumuş, bilgili bir sahabe. Hazreti Ömer halife olunca halka İslamiyet'i öğretmesi için onu Basra'ya göndermişti. Şimdi arkadaşlar, İslamiyet nerede doğdu? Mekke'de, Medine'de. Arkadaşlar, gençler, çocuklar. Peki Türkiye'de bir tane biri Müslüman oldu diyelim. Bir köy Müslüman oldu. Bunlar nasıl amel edecek? Kur'an bilmiyor, namaz bilmiyor, oruç bilmiyor, zekat bilmiyor. Bak iyi dinleyin, iyi anlayın. Mekke'de Müslümanlık ama diyelim ki bir tane tüccar geldi Türkiye'ye, orada birilerine anlattı, Müslüman oldu onlar da. Kabul ettiler. Ama nasıl namaz kılacak? Bilmiyorlar hiçbir şey. Ne oluyordu pekala? Peygamber Efendimiz işte Ashab-ı Suffe dedik ya, Ashab-ı Suffe. Kimdi Ashab-ı Suffe? Peygamber Efendimizin mescidinde, Mescid-i Nebevi'de ilimle meşgul olan talebelerdi. İşte Resulullah bu gençleri böyle bölgelere dinlerini öğretsinler diye oradaki Müslümanlara gönderiyorlardı. Anlaşıldı değil mi burası? İşte bu İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh da çok alim birisi Hazreti Ömer zamanında. Hazreti Ömer de onu Basra'ya dini öğretmeye, İşte namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, zekat nasıl verilir, bunları anlatmaya, Kur'an'ı öğretmeye gönderiyor.
Bir gün bu alim sahabe Müslümanlara, Basra'da Müslümanlara sohbet ederken, bakın şimdi buradan sonrasını iyi dinleyin. Siz bize bazı hadisler okuyorsunuz diyorlar hocalarına. Ama biz bu okuduğunuz hadisleri Kur'an'da bulamıyoruz dediler. Kur'an'da yok bunlar. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh onların bu sözüne kızdı ve onlara şöyle dedi. Peki sen Kur'an okudun mu diye sordu. Yani o soruyu sorana sen Kur'an okuyor musun dedi. Okuyorum dedi. Ama sizin söylediğiniz hadisleri ben Kur'an'da görmüyorum dedi. Evet dedi okudum diye cevap verdim. Bu kıymetli sahabe şöyle devam etti. Dikkat edin şimdi çocuklar. Peki sen Kur'an'da akşam namazının 3 rekat, yatsı namazının 4 rekat, sabah namazının 2 rekat. Tabii farzları değil mi arkadaşlar? Neleri söylüyor? Farzlarını söylüyor. Yani farzının mesela akşam namazının farzının 3 rekat, yatsı namazının farzının 4 rekat, sabah namazının farzının 2 rekat, öğlen ve ikindi namazlarının efendim farzının 4'er rekat olduğunu sen diyor Kur'an'da gördün mü? Aman Allah'ım. Bak sahabe ona soruyor. Gördün mü? O ne diyor? Görmedim. Peki siz bu namazları kılıyorsunuz. Bunları kimden öğrendiniz? Diyor şimdi sahabe. Öyle ya sen neye göre akşam namazını 3 rekat kılıyorsun? Neye göre yatsı namazını 4 rekat kılıyorsun? Kimden öğrendin? Bizden öğrendiniz değil mi? Yani biz geldik size öğrettik. Peki biz nereden öğrendik bunu? Akşamın 3 rekat olduğunu, yatsının 4 rekat olduğunu. Biz de Resulullah'tan öğrendik. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bak kitabımız Kur'an. Müminler namaz kılsın, zekat verin. Müminler üzerine namaz farz kılındı. Namaz kılın. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkûta. Namazın farz ayeti budur. Namaz müminler üzerine farz kılındı. Ama arkadaşlar dikkat edin. Sabah namazı 2 rekat Kur'an'da yazmıyor. Onu Resulullah bize gösterdi. O sabah namaz kılın dedi ya Allahu Teala. Müslümanlar da geldi dedi ki ya Muhammed namaz kıl neyi? Namaz neyi kılalım? Bir şey mi tutacağız? Bir şey mi çıkaracağız? Bu nasıl bir ibadet? Resulullah dedi ki bakın ben nasıl yapıyorsam öyle yapın dedi. Yani sabah namazının nasıl kılınacağını Resulullah gösterdi. Öğlenin nasıl kılınacağını Resulullah gösterdi. İşte Resulullah'ın yaptığı bu amellere ne diyoruz biz? Sünnet diyoruz, hadis diyoruz. Resulullah'ı bu şekilde, hadisleri bu şekilde anlamak lazım. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh adama bir soru daha sordu. Şimdi namazı anladık. Demek ki arkadaşlar namaz emri Kur'an'da var, namaz kılın emri var ama namazın kaç rekat olduğunu nereden? Bak şimdi bunu soracağım size yıldızlık soru. Namazın kaç rekat kıldığımızı biz nereden öğrendik? Zeynep, Firdevs. Sen şimdi yatsının farzını kaç kılıyorsun? Diyelim Elif sen kaç kılıyorsun kızım? Hocam 4 kılıyorum. Nereden öğrendik 4'ün? Resulullah'tan öğrendik. Allah'ın emri ama kimden öğrendik 4'ü? Siz söyleyin bakayım. Resulullah'tan öğrendik. Bu bir, bunu unutmuyorsunuz. Bütün namaz vakitlerini biz kimden öğrendik? Resulullah'tan. Hocam sadece farzı mı? Ondan önce 4 sünnet kıldı. Onu da Resulullah'tan öğrendik. Zaten sünnet adı üstünde. Resulullah yapmış. Biz onu yapıyoruz. Sonra bu sahabe dedi ki peki siz paranın ve koyunun 40'ta birinin zekatı olarak vereceğinizi yani 40'ta bir olduğunu işte koyundan bir koyun sığırdan yani 40 sığırdan bir sığır verilmiyor. İşte 40 sığır olunca işte 2 yaşında bir dana veriliyor. Mesela böyle bir şey. Onların ölçüsü farklı. Siz bunu nereden öğrendiniz bu zekat taksimini? Şuna şu kadar zekat nereden? Onlar da Kur'an'da görmedik dediler. Bizden öğrendiniz, biz de Resulullah'tan öğrendik. Mesela son olarak bu sahabe dedi ki peki dedi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarım Kabe'yi tavaf etsinler. Ayeti kerimesini Kur'an-ı Kerim'de görüyorsunuz. Kabe'yi tavaf etsinler. Peki tavafın 7 defa yapılacağını tavaftan sonra Hazreti İbrahim'in makamının arkasında 2 rekat namaz kılacağını Kur'an-ı Kerim'de bulabiliyor musunuz dedi. Yani ben size söyledim ya Kabe'nin etrafını 7 kere dönmek tavaf. Bu 7 kere dönün Kur'an'da yok. Kur'an'da ne var? Kabe'yi tavaf edin. Bir tavafın 7 kere dönüş olduğunu kim söyledi bize? Onu da Resulullah söyledi. Demek ki
sünneti biz kabul etmiyoruz dersek bir yönde Kur'an'ı kabul etmiyoruz anlamı çıkıyor yani. Sünneti çıkarırsan ne namaz kılabilirsin, ne hacca gidebilirsin, ne zekat verebilirsin. Bu çıkmış oluyor. Onun için kardeşlerim, hani Kur'an'da var mı sorusuyla belki çok karşılaşırsınız. Aklınızda olsun. Büyüdüğünüz zaman bu Kur'an'da var mı? Hemen dersiniz ki sen 5 vakit namaz kılıyor musun? Yani sen bir Resulullah'ın bir hadisi şerifini Buhari'den söylersin. Sen Resulullah'ın bir sözünü söylersin. Müslim'de geçiyordur. Efendim o sana der ki bu Kur'an'da var mı? Ona de ki hemen peki sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Sen namaz kılıyor musun? Kılıyorum. 5 vakit kılıyor musun? Kılıyorum. Peki kıldığın 5 vakit namazın rekatları Kur'an'da var mı diyeceksin? Yok mu diyecek? Yok diyeceksin. Kimden öğrendin? Resulullah'tan öğrendin. Peki işte zekat veriyorsun. Zekatın 40'ta 1 olduğunu kimden öğrendin? Resulullah'tan öğrendin gibi. Bak ne oldu? İlmimiz artmış oldu. Yani her şey tafsilatlı Kur'an'da yok. Tafsilatlı açıklamasını kim yapıyor? Peygamber Efendimiz yapıyor. Evet. Orada bulunan insanlar İmran İbni Hunayn'a doğru söylüyorsun dediler ve bundan sonra öyle bir soru sormadılar. Biz de bunu öğrenmiş olduk. Nasıl güzel bir hadise değil mi arkadaşlar? Evet. Kur'an'ı öğrenmiş olduk. Yani Kur'an ana hatlarıyla bahseder. Oruç tut der mesela. Ama akşam başlayacak, sabah başlayacak, akşam bitecek. Efendim orucu bozan şeyler nelerdir? Bunlar tafsilatlar, mekruhlar nelerdir? Vacipler nelerdir? Bunları hep sünnetten öğreniyoruz. Evet, sünnet bu kadar önemli arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Şimdi açıyorum, yorumu aç dedik. İlk önce şeyi alabilirsek çok iyi olur. Kudüs listesine giren Elif. Elif, bir mesaj at bakayım. Elif, attın mı Elif? Şimdi Elif'le Mustafa Çabri bir mesaj atarsa... Ayşegül 25. Onun şeyini de aldım. Ayşegül 25. Ya da 80'den 110'a kadar ben hazırım diyen de ben hazırım desin. 80'den 110'a kadar. Elif'i bekliyoruz. Makbule. Evet, Elif'i yakaladık. Elif'i yakaladık. Elif yakalandın. Mustafa Çabri sen de hazırlan. Evet Elif. Elif yan durma düz dur Elif. Heh. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız kızlar? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok güzel gözüküyorsunuz başörtülü başörtülü. Elif. Elif. Buyurun hocam. Bu Elif kızımız, şimdi arkadaşların görüyor seni. Bu Elif kızımız Kudüs listesinin ilk sırasına girdi. Şimdi Elif kızımıza ben birkaç soru soracağım. O da cevap verecek. Sorayım mı Elif 80'den sonra? Hocam. Evet. Mucize ne demektir Elif? Mucize Allah-u Teala'nın yardımıyla peygamberlerin peygamber olduğunu ispat etmek için gösterdikleri olağanüstü hallerdir. Keramet nedir? Keramet nedir? Sesin geliyor mu? Ses. Keramet nedir keramet? Allah-u Teala'nın yardımıyla veli kullar tarafından gelen harikulade olaylardır. Velilerin gösterdiği olaylar keramettir. Peygamber Efendimizin büyük mucizelerinden birkaç tane sayar mısın? En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimizin işaret parmağıyla ayı ikiye bölmesidir. Peygamber Efendimiz Hudeybiye seferinde susuz kalınca elini boş bir su kabına sokuyor. Daha sonra çıkardığında ellerinin parmaklarının arasından su akıyor ve bütün sahabe su ihtiyacını karşılıyor. Su içiyor ve abdest alıyor. İsra ve Miraç hadisesi. İsra Mekke'den Kudüs'e yolculuğudur. Miraç Kudüs'ten Miraç'a doğru yükselme olayıdır.
Aferin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberden ayıran en önemli özellik nelerdir? Peygamber Efendimiz Rabbimizin en sevgili kulu ve yaratılmışıdır, en faziletlisidir. Diğer peygamberler belli bir topluluğa, belli bir bölgeye gönderilmişken bizim peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz yeryüzünün her yeri mescit kılmaktadır. Peygamber Efendimiz'e şefaat makamı verildi. Alemlere rahmet olarak gönderildi. Bir madde kaldı ama arada kaçtı gibi. Ha, Son peygamberdi. son Son peygamberdir. peygamber. Ondan başka peygamber gönderilmeyecektir. Peki sana son bir soru soruyorum. Peygamberlerde bulunması gereken özellikler nelerdir? Emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Sıdk, doğru sözlüdürler. Hiç yalan söylemezler. İki, emanet. Güvenilirlerdir. Emanete asla ihanet etmezler. Üç, fetanet. Çok zekidirler. Dört, ismet. Gizli ve açık hiçbir şekilde günahlemezler. Beş, tebliğ. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu vahiyleri insanlara bildirirler. Allah-u Teala ne emrettiyse hepsini aynı şekilde ulaştırmışlardır. Elifciğim çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Arkadaşların Tamam. seni de görmüş oldu. Böylelikle, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi hayırlı Allah'a akşamlar. Allah emanet. razı olsun. Evet. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bu Elif kızımız hep bütün soruları böyle veriyor işte. Maşallah. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Nazar değmesin inşallah. Evet. Çabri'yi de alabilirsek Çabri. Çabri bir yaz bakalım. Mustafa Çabri. Hayrun Nisa da var 3 numara Bolu. Onun linkini bilmiyorum. Hayrun Nisa benim dese. Evet Çabri'yi de yakaladık. Çabri'yi de yakaladık. Mustafa Çabri Bursa. Selamünaleyküm. Hocam. Aleykümselam Mustafa Çabri nasılsın canım? Ses. Ses kesik kesik. Ses nasıl? Ses geliyor mu? Dondu sanki. Mustafa ses geliyor mu? Geliyor Ha, Wi-Fi'de sıkıntı oldu herhalde ya. Hakkını helal et. İlerim. Mustafa'cığım arkadaşların seni de görsün istedim. Kudüs Lisesi'nin ikincisisin sen. İnşallah. Sana da birkaç soru sorayım mı? Olur hocam. Evet. Mustafa Çavri Bursa'dan arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan. Şimdi Mustafa ilk Müslümanlar kimlerdir? Müslüman kadınlardan çocuklardan azatlı kölelerden erkeklerden Tabii radıyallahu anh diyeceğiz değil mi? evet Peygamber hocam. Efendimiz mi? Peygamber Efendimiz Medine'ye gittiğinde kimin yanında ne kadar kalmıştır? Tam ismini istiyorum. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub Müslümanlarla müşrikler arasında hangi savaşlar yapıldı? el-Ensari'nin bir Bedir Savaşı 624 yılında, iki Uhud Savaşı 625 yılında, üç Hendek Savaşı Hendek. 627 yılında, Mute Savaşı 625 yılında. Mustafa biraz yankı yapıyor. Yankı yapıyor telefonun. Yankı yapıyor. Muhacir ve Ensar kimlere denir? Muhacir peygamber.
Peygamberimiz de Peygamberimiz de Mekke'den Medine'ye giden Müslümanları denir. Ensar Mekke'den gelen Müslümanlara yardım eden Müslümanları denir. Bak genç arkadaşlar biraz sesi kıs diyor Mustafa diyor. Biraz sesi kıs diyor. Tamam hocam kıstım. Ha, bak şimdi güzel. Ashab-ı Süffe kime denir? Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde daima ilim ve ibadetle meşgul olan kimselere denir. Peygamber Efendimiz'in babası ne zaman vefat etti? Peygamberimiz doğmadan önce iki ay önce vefat etti. Ticaret yolundayken Medine'de vefat etti. Evet. Tamam. Seni de görmüş oldu arkadaşların. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar Mustafa Çağrı. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam hocam. Hadi bakalım. Muhammed Gülşah. Hadi bakalım. Seni de bekliyoruz. Muhammed Gülşah. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Ya şey mi yakalandın böyle ansızın mı yakalandın? İsmin neydi? Ecem Naz hocam. Ecem Naz. Sen kaçıncı soruya kadar soralım? Devam edelim mi seninle? Olur hocam. Peygamber Efendimizin annesi ne zaman vefat etti? Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken. Nerede? Yeri söylüyorduk. Hocam bir köydeydi ama tam adını. Bir köy ama ev. Gibi anneme veriyorum. Karşınıza çıkınca da böyle heyecanlanıyorum. Annene verirken kolay veriyorum diyorsun. Şimdi karşınıza heyecanlanmaya gerek yok. Sınıfta kalmak yok. Bol bol numaramız var. Ebva denen yerde. Evet peygamber. Ebva. Evet. Evet, Peygamber Efendimiz ilk evliliği kaç yaşında kimle yaptı? Peygamber Efendimizin ilk evliliği 25 yaşında Hazreti Hatice ile olmuştur. Hazreti Hatice validemiz kimdir? Hazreti Hatice validemiz ilk peygamberimizin ilk eşidir. Peygamberimizin Hazreti İbrahim çocuğunun tek annesi değildir. Yani diğer 6 çocuğunun hepsinin annesidir. Peygamberimize maddi ve manevi en çok yardımda bulunan kişidir. Bir tane kaldı. Oh. İlk iman edendir. Evet, peygamberimize ilk iman edendir. Evet, Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hulefai Raşid olan 4 halifeyi sayar mısın? Hazreti Ebu Bekir Sıddık 2 yıl halifelik yapmıştır. Evet. Hazreti Ömer 10 yıl halifelik yapmıştır. Hazreti Osman 12 yıllık halifelik yapmıştır. Hazreti Ali de 5 yıllık halifelik yapmıştır hocam. Aferin sana. Hayırlı geceler. Çok güzel cevap verdin. Arkadaşların da gördü seni. Tamam mı? Tamam hocam. Hadi aferin sana. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Muazzez Özcan buyur bakalım. Muazzez Özcan 77 bekleniyor. Nigar Erdoğan seni de alacağım. Nigar Erdoğan bekle. Muazzez. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Şimdi ismin ne senin? Hocam sabahlamıştım. Ya ben biliyorum Kübra olduğunu da arkadaşlarım bilmiyor değil mi Kübra? Benim ismim Kübra de yani. Ben biliyorum Kübra olduğunu. Kübra, hocam Yusuf. Kaçıncı soruları sorayım sana Kübra? Kaçıncı soruları? Hocam senden 90'a kadar mı? Tamam. Hemen çabuk söyle o zaman.
Müslümanlarla müşriklerin arasında yapılan savaşları söyle. Bedir Savaşı 24 yılında, Uhud Savaşı 65 yılında, Hendek Savaşı 67 yılında, Uhud Savaşı 625 olacak zannedersem. Muhacir ve Ensar kimlere denir? Mekke'den Medine'ye Ashab-ı Süfe kimlere deniliyor? Peygamber'e meşgul olan sahabesi. Tamam, oldu, seni de gördük Kübra. Çok iyi ders verdin. Aferin. Hayırlı geceler. Selamun aleyküm. Bir kişi daha alacağım. Nigar Erdoğan. Nigar Erdoğan. Elizan, seni de alacağım inşallah. Son olarak seni. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Bak, senin bağlantın güzel. Ses güzel geliyor. Ses güzel geliyor. İsmin ne? Bir tanıt kendini. İsmim Zeynep Erdoğan. Kaç? Numaran kaç? İstanbul Lisesi'nde 12. İstanbul Lisesi'nde 12. Sana hangi sorulardan soralım? Kaçtan kaça kadar? 96'dan devam edebiliriz hocam. Oo, bak gördünüz mü maşallah? 96'dan devam ederiz diyor. Kaldığımız yerden devam edelim. İslam'ın şartlarını say bakalım. 5'tir hocam. Bir kelime-i şehadet etmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet. 2. Günde 5 vakit namaz kılmak. 3. Ramazan'da oruç tutmak. 4. Şartlar uygunsa ömürde bir kez hacca gitmek. 5. Zengin kişi her yıl zekat vermek. Evet, namazın dışındaki farzları seri bir şekilde say bakayım. Dışındakileri mi? Evet. Hadesten taharet, abdestin olmayanın abdest alması, cunup olanın gusülün alması, necasetten taharet, bedenin elbise, namaz kılacak yerleri temizlemek, avret yerlerimizi kapatmak, erkeklerin göbekten diz kapaklarının altına kadar kapanmak, kızların yüz, el, ayak hariç tüm her yeri kapanması gerek. İstikbali kıblede kıbleye yönelmek, vakitte namazı vaktinde kılmak, niyette namaza niyet etmek. Bak çok güzel oluyor. Zeynep aferin sana. Dinleyenler de maşallah desin kızımıza. Maşallah Zeynep. Bu kadar olsun, tamam mı Zeynep? Hocam. Hadi selam aleyküm. Aleyküm selam. Bak hep ben küstüm diyor. Ben diyor ağlıyorum diyor. Ben küstüm diyor. Al ben küstüm. Elvan Alkan gel, küsme sen gel. Hadi gel bakalım Elvan Alkan. Bakalım küsmüş Elvan. Elvan Alkan. Evet maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Selamun aleyküm. Merhaba hocam. Elvan. Merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. İsmin ne? Hocam Ayşe. Sen numara vermiş miydik sana?
82. Biraz cızırtı geliyor Ayşe Berek. Biraz cızırtı geliyor. Sana kaçıncı soruları soralım? Hocam. Devam edelim. Aferin. İçindekileri say bakalım. İçindekileri. Hocam. Yanlış yaptım. Yok. Namazın farzının içindekileri. Kıyam. İktikaf tekbiri. Seni gördük ama telefonda bir sıkıntı var. Sesin tam gelmiyor. Bu kadar olsun, olur mu? Olur hocam. Bir de sesi kısın bak, yankı yapıyor. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarım gördü seni. Hadi. Elizan Tombul. Şu Elizan'ı alalım biz. Şu Elizan, küçük kızımız var ya Elizan. Bakalım Elizan. O da üzülmesin. Elizan Tombul'u da alalım. Çok akıllıdır ha Elizan Tombul. Çok akıllı. Bakın şimdi ne güzel atıyorsun. Elizan sesi kısın. Efendim hocam? Sesi kısın, yankı yapıyor. Tamam mı hocam? Heh, çok güzel Elizan. Ben kendi sesimi de duyuyorum. Nasıl oluyor? Hocam sizin sesiniz de. Benim sesimi de. Elizan kaç soru var sana? Hocam kaldığınız yerde. Aferin sana. Aferin sana. Kaldığınız yerden devam edin. Hadi abdestin farzı kaç lira? Abdestin farzları 4'tür. Yüzümüzü yıkamak, ayak kollarımızı dirseklerimizle beraber yıkamak, başımızı mesletmek, ayaklarımızı topuklara kadar yıkamak. Aferin. Huslun farzı kaçtır? Mazmaza, ağza su vermek, götürmek, üç kere götürünce sünnet, istişak, burnuna su götürmek. Bütün bedeni iğne deliğe kalmayacak şekilde yıkamak. Bak görüyorsunuz değil mi? Mazmaza istişak diyor. Elizan çıksın diyorlar. Çok sevdiler seni. Gördünüz işte Elizan Tombul. Maşallah. Peki dersimiz bu kadar olsun. Elizan, hayırlı geceler. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Yayın böyle biraz şey oldu. Kayıt olacak bu. Nasıl gördünüz çocukları? Hepsi maşallah değil mi? Şakır şakır maşallah. Allah hepsini de böyle eylesin inşallah. Hepsini de seviyorlar, ezberliyorlar, her şeyi biliyorlar. Baksana Elizan diyor, kaldığınız yerden devam edin diyor hocam diyor. Sonra kadar yapmışlar yani. Maşallah. Evet arkadaşlar, süremiz bir saati geçtik. Görüşürüz inşallah. Yarın 8.30'da hazır olun. Yeni derslerle. Hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.